İranlı siyasetçi Nasiri Zarif'in Erdoğan'ın okuduğu şiire abartılı tepki verdiğini belirterek şiirin asıl hedefinin Rusya olduğunu ima etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de okuduğu şiire Twitter hesabı üzerinden cevap veren İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif'e açık bir mektup yazan İran Meclisi eski Erdoğan milletvekili Nasiri, İranlı bakanı sert bir şekilde eleştirdi. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Karabağ Savaşı'nın sonuçlarından rahatsız olan radikal kesimlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu şiirle ilgili aşırı bir tutum takındığını belirten Nasiri, Zarif'in konuyla ilgili attığı tweetin siyasetçi için uygun olmadığı görüşünü aktardı. Siyaset, savaş, gerginlik ve tehdit alanı değildir. Fırsat oluşturma ve gerginliği bitirmek için dirayet ile tedbir almaktır yorumunda bulunan Nasiri, şiirin içeriğiyle ilgili şunları ifade etti. Zorla ayırma kim ve kimler tarafından yapıldı? Bu hususta zorba ve zalimler Ruslar değil midir? Onların roket ve kurşunların kanıtları birçok İranlının evinde saklanmaktadır. Acaba Lavrov anlamadı ve siz onun yerine mi tepki gösteriyorsunuz? Şiirin tamamen duygusal, samimi ve dostlarına anlamlar taşıdığına işaret eden Nasiri şöyle devam etti. Erdoğan, Alevi misafiriydi ve Azerbaycanlılar ona eşsiz bir karşılama töreni düzenledi. Misafir ev sahibinin egemenliği aleyhine konuştuysa bundan size ne? Sayın Zarif, Erdoğan'a cevaben attığınız tweet başkan sonra Türkiye-Azerbaycan Cumhuriyeti ve ondan önemlisi İran-Azerbaycan halkına hakarettir. Etrafınızda hiç Azerbaycanlı göremiyorum. Güvenmediğiniz için Azerbaycan Büyükelçiliğine bir azeri göndermediniz. Zarif'i attığı tweet'e inanmamak eleştiren Nasiri, Erdoğan'ın okuduğu şiirin hangi kısmını tweet'iniz için bahane teşkil ettiğini neden dürüst bir şekilde söylemiyorsunuz? Dürüst olalım, kendi Azerbaycan'ımıza güvenmiyoruz ve ayrılıkçılardan korkuyoruz değerlendirmesinde bulundu. AA muhabirine konuşan Nasiri, iki ülke arasındaki mesafenin açılmasına neden olacak adımlardan sakınılması gerektiğini vurgulayarak mektubu da İran yetkililerine yönelik şikayetlerini dile getirmek ve gerginliğin büyümesini önlemek amacıyla yazdığını dile getirdi. Erdoğan'ın İran'ı kastetmediğine inanıyorum. Bu konularda yanlışlıkla da yapılmış olsa bu kadar büyütmeyi gerektirecek bir şey yok. İran ve Türkiye bu konularda ihtilafa düşmemelidir. İki ülke ilişkileri güçlendirmek ve birbirlerini desteklemek için çaba göstermelidir.